Disney, Doctor Strange'in Disney Plus TR'ye gelmesine ne için rezalet resmen. Yasa arkadaşlar. Rezalet değil, yasa. Hoş geldiniz Türkiye. Türkiye'de yasa var arkadaşlar. Filme şeye sinemaya çıkmış bir film 5 ay sonra düşebilir en yakın şeye. Organize işler. Cinemaximum'u koruma yasası. Disney Plus'la alakası yok. Böyle animasyonda da geçerli mi? Şey mi soruyorsun? Lightyear mı soruyorsun? Bakalım. Ama filmler bakınca kadar bence HBO ilk gün geliyor. Gelsin abi, benim için daha iyi. Sinemada gitmeksen sinemada gitsin. O yüzden de Disney'in elinde olan bir şey değil. Ama bu arada Disney Plus'a yarın dediğim gibi Spider-Man geliyormuş. Spider-Man'in bütün filmleri geliyormuş. Oo, bayağı mutlu etti beni. Glasgow. HBO Max'ı TR'den VPN'le izleyebiliyor musun? Aylık 9 dolar verirsen tabii izlersin. Bu arada evet, yani bence de 5 ay sonra çıkmaz, saçmalık. Bence yani böyle bir kural yasa olmamalı benim görüşümce. Hani böyle bir yasa aptalca benim görüşümce. Çünkü elinde sonra ya şöyle bir aptallık var benim gözümde. Yani benim tercihim. Hani eğer sinemaya daha iyi dev gibi ekran olan bir şeye gitmiyorsam sinema götünü toparlasın. Bu benim problemim değil, Sinan'ın problemi. Eğer ışığı kısıyorsam, bilmem ne yapıyorsam, ben de evimde oturup izlemeyi tercih ediyorsam o zaman sinema bir yerde hata yapmış demek. Sinema götünü kaldırsın o zaman. Daha iyi çalışsın, daha iyi yapsın. Bir sinema bilirsen aylık Disney Plus'ta yönlerinden geliyor. Yok, onunla alakası yok. Mesela bazı filmler var abi. Elinde sonra bazı filmler var. Yani o filmler tamamen şey. Bazı filmler için ben şeye gidiyorum abi. Sinemaya giderim. Cidden giderim. Dune bunlardan birisi. Top Gun'a gidemedim ama gitmek istiyorum sinemada. Hani evde izlemektense sinemada izleyeceğim filmler var. Ama mesela şöyle bir şey. Top Gun için ben şunu düşünüyorum. Yani sinema o kadar kötü ki ışıklar olarak, bilmem ne olarak, IMAX'de kalktı büyük ihtimalle. Gitmek istemiyorum. Hani çünkü evimdeki televizyonun daha iyi görüntü vereceğini biliyorum. Yani o aptalca bir şey. Ya yani o yüzden hani beni ilgilendirmiyor abi, ben hani kullanıcıyım abi. Benim evdeki veri bu arada harbiden yani. Abi kötü sinemalar, çok kötü. Sinemalar cidden çok kötü. Yani tamam evet, iyiler var tabii ki de, hani İstinye'deki çok iyi. Akasya'daki çok iyi. Ama yani ustam yani ya, İstinye IMAX çok iyi. Tabii ki de Akasya'da IMAX de çok iyi de. DC filmleri HBO Max'a gelir mi? Geliyor zaten. Emre'nin de iyi gibiydi. MR'da gitmedim. Hiç gitmedim, o yüzden bilmiyorum. Sinema Max'ın her büyük filmi çıkmadan önce zam yapmak, sen ne düşünüyorsun? Abi zam yapmasına okeyim. Bak şu yüzden okeyim. Dolar arttıkça zam yapıyorlar. Şuna okey değilim. Eğer sen buna zam yapıyorsan bu ürüne, ben bu ürünün parasını almak istiyorum. Eğer ben orada o sinema biletini 60-70 TL veriyorsam ampulü kısamazsın. Ben çünkü 60-70 TL veriyorum sikip bir tane koltuğa. O zaman ışık kısma. Işık kıs, fiyatı ucuz yap. Okey. Işık kısma, fiyatı aynı yüksek yap. İkisinden birisini yap yani. İkisini de yaparsan ben sana siksen gitmem. Ve gitmiyorum şu anda mesela sinemaya. Gitmeyeceğim. Evet yani beklerim. 2 ay beklerim filmi. Bir ne, şey streaming platforma çıkar. Streaming şeylerini alırım. O kadar. Kâfi. İkisini birden yapma yani. Hem fiyatı düşürüyor, hem fiyatı arttırıyor, hem verdiği ürünü kalitesizleştiriyor. E o zaman ustam yani. Kimse gitmeyecek, batacak. Ya zaten elinde sonunda sinema bence yavaşça yavaş yavaş bitecek. Ya çünkü birkaç şey dışında evde izlemek çok daha iyi. Tabii ki de öyle filmler var mı? Dune, Batman. Bunlar tabii ki de evet. Sinemada izlemesini daha güzel. Mesela herhangi bir bence süper kahraman filmi sinemada izlemek çok daha keyifli. İnsanların tepkisini ben görmeyi çok seviyorum. Ama sinemalar azalacak elinde sonunda. Ama herkesin 4K 55 inç TV'si yok. Var. Çok insanın var abi. Ve yani birçok kişi de televizyondan izlemiyor. İşin komik tarafı, birçok kişi streaming servisleri televizyondan izlemiyor. Telefondan izliyor. Veya tabletten izliyor.
Ya televizyona ihtiyacın yok zaten. Birçok kişi de oradan izlemiyor yani. Küçük adam mısır okulu. Ama ya zaten şöyle bir şey var. Zaten aptalca kısım o. Sinemalarda asıl mısırdan para kazanılır. Yurt dışında en azından. Yurt dışında sinemalar ucuz. Yani ucuz dedim hani normal fiyatta. Mısırlar pahalı olur. Bunda olayı şudur. Sen zaten orada bir içecek almak istiyorsan, mısır almak istiyorsan orada sikiliyorsun. Adam oradan para kazanıyor aslında. Hani filmi gösterdiğinden değil, sinemadan, şeyden, sana verdiği hizmetlerden para kazanıyor. Türkiye'de hem bilette sikiliyorsun, hem Mısır'da sikiliyorsun. Hani biz seviyoruz şeyi. Bunu. Amazon video sansür ne istiyorsun? Bilmiyorum, bakmadım. Ben izlemedim daha bu oyuncu 3. sezonun için. Orada Rütük arkadaşlar. Yani ya ben Amazon'dur, Carttır, Cüttır o tür firmalara sinirlenemiyorum. Çünkü bizim yasamız bunu yaptırıyor. Yani o yüzden orada da biraz hani ya yapabilecek bir şey kalmıyor en sonunda. Bu arada ben mesela geçen Twitter'da şey gördüm. Mesela ben şeye okeyim. Eğer bir şeye ben parasını verdiysem, bana sansürlü versiyonu geldiyse, internetten izlediysem bunda olmaz. Bana ne? Yani ben parasını verdim, sansürlü izlemek istemiyorum. Bir şey çalmadım, bir şey etmedim abi. Sansürlü vermeseydim. Evet, Türkiye'den yani yasa yüzünden verdiler. Hani Amazon'a da kızamıyorum. Ama yani. Bu arada From Software'in bir sonraki oyunu neredeyse bitmiş. Son aşamalardaymış. Evet evet adamlar. Ve ondan sonraki projeler için de yeni ekip çalışanı arıyorlarmış. Ya yani büyük ihtimalle bakalım. Tabii Bloodborne PC kopyayım. DLC açıklasınlar. DLC'ye bence daha var ya. DLC'yi çok büyük ihtimalle hani böyle çıkmadan bir ay önce falan açıklayacaklar ve çıkaracaklar büyük ihtimalle. DLC bence en yakın Mart'ta filan ya. Mart'tan daha önce zor. Simgis şu oyunu Steam'de satışını kaldırır. Sence sağlam zam mı geliyor? Bütün dünyaya kaldırdıysa zam geleceğini düşünmüyorum. Bütün dünyaya kaldırdıysa büyük ihtimalle bir firma filan satın aldı onları. Ki çok büyük ihtimalle Sony olacak bu. Benim tahminim. Sony zaten 30'unda şey yapacak. İsmini de bilmiyorum. State of Play yapacak. Resmi değil tabii de.